Proje yöneticisinin ve proje ekibinin her üyesinin diğer insanlarla ilişki kurması gereken çeşitli kişiler arası beceriler vardır. Proje yöneticisi ve ekip üyelerinin bu beceriler hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Projeyi başarılı kılmak için proje yöneticisi ve ekip üyelerinin bu becerileri projenin farklı aşamalarında farklı yoğunluklarda kullanmaları gerekir. çatışma yönetimi bir çatışmanın olumsuz bir sonucu oluşmadan önce müdahale etmeyi içerir. Bir projenin yaşam döngüsü boyunca çatışmaları başarılı bir şekilde yönetmek zor olabilir. Proje yöneticisi ortaya çıkan herhangi bir çatışmada kilit kişidir. Bununla nasıl başa çıkacağına kendisi karar verecektir. Amaç bir öğrenme deneyimi olarak görülebilmesi için bir çatışmanın olumlu sonuçlarını arttırmaya çalışmak olmalıdır. Bazı çatışma çözme teknikleri vardır ama bunları başka bir videoda ele alacağım. Proje ekibindeki bireylerin farklı kültürel bakış açıları ve inançları olabilir. Kültürel farklılıkları anlamak, iletişim hataları ve yanlış anlamaları azaltmaya yardımcı olacaktır. Kültürel farklılık, bakış açılarını zenginleştirmek için bir fırsat olarak görülmelidir. Karar verme, bir sonuca ulaşmak için başkalarıyla çalışırken kullanılacak çok önemli bir beceridir. Karar verme yeteneğinizi göstermek, herhangi bir karar alma sürecinde, toplantıda veya grupta güçlü bir savunucu olabileceğinizi gösterecektir. Karar verme birkaç aşamaya ayrılabilir. Bunlar sırasıyla öncelikle sorunun belirlenmesi, ikinci olarak olası çözümler üretmek, üçüncü sırada çözüm eylemleri için plan yapmak, dördüncü sırada fikirleri eyleme dönüştürmek, beşinci sırada çözüm değerlendirmeleri için planlama yapmak ve son olarak sonuçların ve süreçlerin değerlendirilmesini gerçekleştirmek. Kolaylaştırma teknikleri bir araya getirilmiş bir grubu Karar verme veya bir çözüm bulma gibi başarılı bir sonuca doğru yönlendirmek için kullanılan becerilerdir. Bu beceriler proje yönetiminin uygulama alanlarına göre farklı isimlerle anılabilir. Konularımız ilerledikçe bunlar hakkında açıklayıcı videolar paylaşmaya çalışacağım. Liderlik, sonuçlara ulaşmak için başkalarının adım atmasını sağlamak ve onlara Rehberlik etme becerisidir. Liderlik becerileri deneyim, ilişkiler kurma ve inisiyatif kullanma yoluyla kazandır. Farklı liderlik modelleri mevcuttur. Proje bu modelleri bilmeli ve proje ortamına ve yönetici ekibin yapısına göre farklı modeller kullanabilmelidir. Son zamanlarda en çok duyulan liderlik tipi hizmetkar liderlik tipidir. Hizmetkar liderlik, ekip üyelerini dinleyerek, koşluk yaparak ve büyümelerine olanak tanıyan bir ortam sağlayarak kendilerini tanımlamaya, keşfetmeye ve farkına varmaya teşvik eden bir yaklaşımdır. Hizmetkar liderler ekibin çalışmasını kolaylaştırır, iş engellerini ortadan kaldırır, takip edilen süreçler hakkında paydaşları eğitir ve ekibin başarısını kutlar. Toplantıları verimli ve etkili bir şekilde yönetme yeteneğine toplantı yönetimi becerisi denir. Proje yaşam döngüsünde çok ve çeşitli içerikte toplantı ihtiyacı oluşur. Katılımcı sayısı toplantı içeriğine göre değişir. Proje yönsü toplantı ortamının düzenlenmesi, tartışmaların gündemde tutulması, alınan kararların belgelenmesi ve doğru katılımcıların dahil edilmesi gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Müzakere birden fazla kişinin bir anlaşmaya veya çözüme varmak için kullandığı bir iletişim yaklaşımıdır. Başarılı bir şekilde müzakere etmek, bir projede ortaya çıkan sorunları ve çatışmaları nasıl çözeceğiniz üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Müzakere becerisi sadece bir projesinin sahip olması gereken bir beceri değildir proje ekibi üyeleri bir durumu açıklarken, gereksinimleri anlarken veya ayrıntılı bir plan oluştururken de müzakere becerisinden yararlanacaklardır. İşle ilgili konularda bilgilerini genişletmek için insanlar arasındaki etkileşim türüdür. Bir şirkette, sektör içinde veya profesyonel ortamlarda, dernekler, kongreler gibi yerlerde gerçekleşir. İlişki ağı oluşturma ile kişiler kariyer gelişimleri için fırsatlar yaratırlar. Bir durumun veya sürecin nasıl ilerlediğine dair ilk elden bilgi edinmek için, işi yapan kişilerin görevlerini yerine getirirken izlenmesini içeren veya ilgili kişiden konuşarak bilgi almayı yönelik tekniklerdir. Ayrıca süreçleri iyileştirmek ve gereksinimleri toplamak için de, kullanılır. Güçlü bir ekip oluşturmak zor olabilir. Ancak sürekli destek ve işbirliği içinde çalışarak sorunları çözmek, kişiler arası sorunlardan kurtulmak, bilgileri paylaşmak ve proje hedeflerini birleşik bir güç olarak ele almak için birlikte çalışacak bir ekip oluşturabilirsiniz. Bu noktada proje yöneticisi takım ruhunun proje hedeflerine ulaşmada ne kadar güçlü bir araç olduğunu unutmaması gerekir.